Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir poğaça tarifi vereceğim. Benim misafirlerim gelecek olduğu için ben malzemelerimi 2 katına çıkardım. Fakat sizi açıklama kısmına ölçüleri yazacağım. Önce yoğurdumu koyuyorum, 250 milimlik. Daha sonra sıvı yağımı ilave ediyorum. Benim kullandığım bardak ölçüsü yoğurtta 250 milimlik, sıvı yağda da 125 milimlik çay bardağı kullandım. 2 yemek kaşığı tereyağı. Söylediğim gibi ben malzemeyi 2'ye çıkardım. Benimki 4 oluyor. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Sirkeyi ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı sirke. İsterseniz üzüm sirkesi, isterseniz elma sirkesi kullanabilirsiniz. Daha sonra kabartma tozumu ilave ediyorum. Şekerimi ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı, tuzumu, en son yumurtalarımı ilave ediyorum. Malzemeleri açıklama kısmına yazacağım için tek tek söylemeyeceğim. Kafanız karışmasın çünkü. Bunları iyice bir karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, sıvılarımı iyice karıştırdım. Söylediğim gibi bunda bekleme yok. Mayalımız yok. Aniden gelen misafirlerinize hemen yapabilirsiniz. Pratik bir poğaça tarifi. Şimdi unumu ekleyeceğim. Normalde 4,5 su bardağı ama söylediğim gibi ben malzemelerimi 2'ye katladığım için şöyle biraz ekleyeceğim. Kontrollü bir şekilde ekleyelim. Tekrar bir karıştırayım. Bu arada istediğiniz tarifler olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Beğeni, like, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, şimdi spatula ile çırpıcımı sıyırıp sonra yoğurma işlemine başlamak istiyorum. Biraz daha un ilave edeceğim çünkü. Dışarıda o kadar soğuk bir hava var ki resmen donuyoruz. Yani Antalya böyle, diğer soğuk yerler nasıl hiç bilmek istemiyorum. Korkuteli'ye kar yağıyormuş. Evet, ellerimi yıkayıp hemen yoğurma işlemine başlıyorum arkadaşlar. Tekrardan. Unumuzu ilave edelim. Yumuşak bir hamur yapacağım. Poğaçada ne kadar yumuşak bir hamur olursa o kadar kabarması da güzel oluyor. Katı olursa su ve
süt ve sıvı yağla tekrar yumuşatabilirsiniz hamurunuzu. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Matımın üzerine biraz un alıyorum. Burada yaklaşık 1 dakika kadar hamurumu tekrar toparlayacağım. Hamur yağlı olduğu için ne kadar yoğurursanız o kadar un takviyesi istiyor. Hamurumu toparladım arkadaşlar. Şimdi hamurumu ikiye bölüyorum. Bunu akşamdan hazırlayıp hamurunuzu sabah da verebilirsiniz fırına, sıcak sıcak olması için. Ben 8 parçaya böldüm. 8 de diğerinden, toplamda 16 tane çıkıyor. Tabii ben bunu iki ölçü yaptığım için bezelerimi yapıyorum. İsterseniz bunu patatesli yapabilirsiniz. İsterseniz peynirli yapabilirsiniz. Ben peynirli yapacağım şu anda. Biraz büyük kesmişim. Bu şekilde bezeler haline getireceğim. Daha sonra içine malzemesini koyacağım. Evet arkadaşlar, bezelerimi yaptım. Şimdi poğaçalarımı şekillendireceğim. Ben içerisine evde süzme peynir vardı, ondan koyacağım. İsterseniz kaşar koyabilirsiniz. Söylediğim gibi patates de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. O şekilde. Şu şekilde şekil verdim ve gayet de güzel oldu şekli. Tekrar bir tane daha yapacağım. Pratik bir poğaça oluyor. Aniden gelen misafirleriniz için söylediğim gibi, ya da pazar kahvaltılarına falan akşamdan hamurunu yoğurup sabah ekstra uğraşmadan şekillendirip direkt fırına atabilirsiniz. Bu şekilde. Arkadaşlar söylediğim gibi iki yumurta kullanıyorduk. Fakat yumurtanın sarısının bir tanesini ayırıyorduk. Ben o sarıyı bir yemek kaşığı sütle karıştırıp üzerine sürüyorum şu anda. Fırınımızı bu arada açtım. 180 dereceye ayarladım. Fırınımız şu anda ısınıyor.
Söylediğim gibi ben malzemeleri söylerken belki karıştırmış olabilirim. Çünkü iki ölçü birden yaptığım için. Ama açıklama kısmına malzemelerimizi ilave edeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ve istediğiniz tarifler olursa, yapmamı istediğiniz önerileriniz, onları yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, şimdi bunu ısıttığım fırınıma veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ısıttığımız fırınıma veriyorum şu anda poğaçalarımı. Evet arkadaşlar, poğaçalarımızı bir kontrol edelim. Gayet güzel kızarmış. Bunu alıyorum, ikinci postayı koyacağım şimdi. Servis tabağına alacağım ama bir 5 dakika sonra ikramımda bulunacağım. Biraz içini çeksin, toparlasın. Şöyle koyayım. Herkese afiyet olsun arkadaşlar.